seni korumuyorum. Orkaçoğlu. Hünkârım. Gecenin bu vakti. Hayırdır Malkaçoğlu? Ne vakittir bahsedeceğim. Fakat hadiselerden bir türlü fırsat bulamadım hünkârım. Müsaadeniz olursa seferden sonra memleketime gitmek istiyorum. Gidersin elbet. Nicedir ailene hasret kaldın. Bir hasbihal edersin öyle dönersin. Hünkârım bu bir ziyaret değil. Müsaade edin bir Akıncı Bey olarak vazifemin başına geçeyim. Tuna'yı çok özledim. Rahmetli Mihaloğlu Ali Bey, Tuna'yı 330 defa geçerek kafir topraklarına akın yapmış. Tuna'yı yılda birkaç kez geçmeyene Akıncı Bey demezler. Müsaade edin rahmetli Akıncı Bey'in izinden gideyim. Nice başlar alayım, kaleler fethedeyim. Kafir topraklarında Allah'ın adını yayayım. Anlaşılan bizi bırakmaya niyetlisin. Haşa hünkârım. Ben sizin ve yüce hanedanımızın sadık bir hizmetkarıyım. Sizin yanınızda olmak şereflerin en yücesi. Lakin burası, bu saray. Ben buraya ait değilim hünkârım. Yakında sefere çıkıyoruz. Seferde konuşuruz bunları. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanlara karşı zafer kazanmanız için dua edeceğim. Mehrim ahım, harem sana emanet. Gülfem ve Afife Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmeyesin. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Kazanız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet olun. Hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'dan zafer haberleri geldi. Sicilya'nın kuzeyindeki Messina ve İtalya'nın güneyindeki Reggio kalelerini teslim alarak yıktırmış ve sonra da boğazı geçerek Napoli'nin kuzeyindeki Gaeta Limanı'na sığınmış. Teslim teklifini kabul etmeyen Vali Don Diego'nun gülle attırarak 3 neferin şehadetine sebep olması üzerine karaya 12 bin asker dökerek kenti zapt etmiş ve birçok ganimet ve esir almış. Kapıdan Paşa Roma'nın kapısı olan Tiber Nehri'nin ağzındaki Ostia Limanı'na doğru yol alıyor. Roma'dan gelen habere göre rahipler ve rahibeler Barbaros geliyor diye dağlara kaçmaya başlamışlar. Şarlken ve Papa titresin artık. Allah kızıl elma yolunu açık, kılıcını keskin eylesin inşallah. Amin. Bosna Beylerbeyi Ulama Paşa ile Avusturya işgalindeki Macar topraklarına girip fütuhata başlamış. Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa da gazaya katıldı. Valpo ve Sikloş kaleleri fethedildi. Mohaç Bey'i Kasım Bey de Puçuy Kalesi'ni fethetti hünkârım. Tedbir nedir paşalar? Hangi yöne gidelim?
Zapolyon'un ölümünden sonra Avusturyalılar Tuna ve Gran Nehri'nin arasındaki müstahkem bölge olan Estergon'u işgal etmişlerdi. Eğer Estergon'u fethedersek Ferdinand'a ağır bir darbe vurur ve bu dünya emniyeti alırız. Estergon, Seratler'de bizim için mühim bir merkez olur. Hünkârım, yalnız casuslarımızdan gelen habere göre Estergon, İtalyan, Alman ve İspanyol askerlerle kuvvetli bir şekilde takip edilmiştir. Eğer kuşatma uzarsa yağmurlara kalabiliriz. Hüsrev Paşa, kaç tane top getirdiniz? 315 tane hünkârım. 15 güne varmaz Estergon'u fethederiz. Oradan da İstonli Belgrad üzerine yürürüz. Böylece Serhat'te Budin'in savunma hattını ileri çekmiş oluruz. Hüsrev Paşa'nın hakkı var. Estergon'a gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Allah'ın izniyle Estergon Kalesi artık Osmanlı mülküdür. Kötü bir haber yoktur inşallah hünkârım. Şehzade Mehmet yazmış Hoca Çelebi. İyi Allah'a şükür. Halimi hatırımı sorup hayır duaları ediyor. Şehzademiz hakkında hep iyi şeyler duymaktayız hünkârım. Yaman bir sancak beyi oldular. Allah hepimize öyle hayırlı bir evlat nasip etsin hünkârım. Amin. Dönüş yolundayız Hoca Çelebi, lakin içimden dönmek gelmiyor. Hünkârım, bir süre Edirne'de istirahat buyursanız evlatlarınız da gelir. Ailenizle beraber olmak iyi gelecektir size. Peygamber Efendimiz evlat kokusu cennet kokusudur diye buyurmuştur hünkârım. Şehzadem Mehmet'i tahtımın varisi olarak gördüysen, bu onu diğerlerinden daha fazla sevdiğim manasına gelmez Hoca Çelebi. Her birinin yeri ayrıdır bende. Muhakkak hünkârım, muhakkak. Evlat dediğiniz benim bahçemdeki çiçekler misali envai çeşittir hünkârım. Birinin rengi güzeldir, onu beğenirsiniz, alamazsınız gözünüzü, büyüler sizi. Diğerinin gül cemali ışıl ışıldır, parlar. Perde olur iner gözlerinize. Diğeri güçlüdür, dirayetlidir, hayran bırakır kendine. Biri zayıftır, hastadır. Belki bir dalı kırılmıştır. Acırsınız, merhamet edersiniz onu. Biri yamandır. Ayrık otu gibi talan eder bahçeyi. Gene de kıyamazsınız koparıp atmaya. Diğeri kar yağsın, güneş batsın aldırmaz. Biraz su verin kafidir. Yani hünkârım neticede hepsi aynı toprakta, aynı bahçede büyümüşlerdir. Aklınız birini diğerinden ayırsa bile kalbiniz buna müsaade etmez hünkârım. Nicedir onu rüyamda görüyorum Hoca Çelebi. Şehzadem Mehmet uzanmış tahtımın üzerine uyuyor. Nedir bunun manası? Hünkârım, şehzadelerimiz Manisa'ya tayin edildiğinden beri bu aklınızı meşgul etmekte. Zannediyorum bu sıkıntı acaba bir haksızlık mı ettim düşüncesinin bir tezahürüdür. Eski bir rüya bu Hoca Çelebi. Seneler evvel de görmüştüm Mehmet doğduğunda. Hayra yormak lazım hünkârım. Hayra yormak lazım. Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu. Nedir mesele? Yüce padişahımız müsaade ederlerse... Ayrılma vakti geldi hünkârım. Bir sonraki menzile gidersin. Zira yol daha emniyetli. Hünkârım siz beni merak etmeyin. Buraları avucumun içi gibi bilirim.
Eşkıyası kafiri saldıracak olursa onları da ezer geçerim elbet. Tuna'dan ayrı kalamayacaksın anlaşılan. Gitmek isteyenin önünde durulmaz elbet. Benden sana müsaade. Git ve Serhadler'de zaferden zafere koş. Lütfettiniz hünkârım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben senden razıyım, Yüce Rabbim de senden razı olsun. Kılıcın keskin, yüzün ak olsun. Hünkârım. Döner dönmez bir cami yaptırmak istiyorum. Mimarbaşı Sinan Ağa'ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladı. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Âlâ. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan Sancağı'ndan bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. Hünkârım, ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş'um. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri. Yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Bu koku, gül kokusu duymak istiyorum. Kan, barut kokusu kendisini yakıyor. Işıtmaz mıydı seni? Isıtmaz mıydı?
Bu soluduğun hava değil. Yoksa can verirdi sana. Atardı kalbin. Şu bastığın toprak mı? Eğer öyleyse seni neden almaz içine? Ruhun alemde ızdırap çekerken vücudun neden toprağa karışmaz? Hünkârım, Şehzade Sultan Mehmet Hazretleri'nin naaşı Manisa'da bekletilmekte. Nereye defnedilmelerini emredersiniz? Buraya getirin aslanımı. Payitahta getirin. Hünkârımız içeride mi? İçerideler sultanım. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Gecenin karanlığı senin karanlığının ışığıdır Süleyman. Ayın nuru senin sevgilinle buluşmanın nurundandır. Bu yüzden elçi oldu günahların ve cinayetlerin. Hünkârım.
Yüce Rabbimiz bize bir mucize bahşettiler hünkârım. Ben Hürrem. Dedim ki ben oyum. Sultan Süleyman'ın cariyesi. Nikahlı karısı. Beş evladının anası Hürrem. Kendiyi reva gören kim? Bu bir günahsa işleyen kim? Düşmanlarım mı? Yoksa kendi karanlık sırlarım, suçlarım mı asıl düşmanım? Bir imtihan mı bu? Arınmak ve küllerimden yeniden doğmak için bir fırsat mı? Ben Hürrem. Gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca Sultan Süleyman'ı, canımın padişahını görünce yeniden yaşama sevinci doldu bakışlarıma. Her türlü korkuyu bir kenara bıraktım. Zaten ıslanmış olan bir daha ıslanamaz Hürrem. Zaten yanmış olan bir daha yanamaz. Kalbinde yanan ateşi avuçların içine al. Hancınla vura vura demirden bir yumruk yap. Öfkenin, nefretin yayında ger. Ve bir ok gibi düşmanlarının kalbine sapla. Sonsuza dek yanmaları için. Hürrem. Süleyman. Oh,